Merhabalar Ebru Aykaç ben ee, biraz böyle değişik olacak ama artık şöyle başlamak istiyorum videolara hadi biraz kafa dağıtalım diye hem kendim hem de sizinle beraber belki biraz kafa dağıtırız diye e, umut ediyorum eskiden e, merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız diye başlardım ama bir, bir süredir artık bana böyle nasılsınız demek çok e, anlamsız ...geliyor ya da gelmeye başladı. Hani refleks olarak bile aradığımız zaman... ...ya da yolda biriyle karşılaştığımız zaman... ...aa merhaba nasılsın iyi misin falan e, diyorduk. Artık şu anda o nasılsınlar... E, ...bana çok anlamsız geliyor nedense. E, o yüzden artık nasılsınız e, diye... ...başlamak içimden gelmiyor. Hadi biraz kafa dağıtalım... E, ...diyerek başlamak istiyorum. Eee okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Şu an ikinci kitabı da okumaya başladım. E, okumaya başladım. İkinci kitap 903 sayfa falan. Ben de 250. sayfaya falan geldim. Belki onu da gösteririm. Biraz ondan da bahsederim. Bunun haricinde aldığım birkaç kitap var. E, birkaç tane de böyle anı gibi bir şey anlatacağım. Bir tanesi Eyüp gün taşhiri ile ilgili. Bir tanesi de kitap yurdumda. Ee, geçen hafta ya da bilmiyorum işte bir önceki videoyu çektikten birkaç gün sonra yaşadığım bir şey olmuş olabilir. En fazla 10 günlüktür zannedersem yaşadığım bir şey anlatacağım. Şimdi ilk önce okuduğum kitaptan bahsedeceğim. Derviş ve Ölüm Meşa Selimovic Timaj yayınlarından çıkmış bir kitap daha önce aslında eee Ayşım yazarın başka bir kitabını okuduğunu, adaydı zannedersem ki onu da aldım, göstereceğim. Ada kitabını okuduğunu ve çok çok beğendiğini ve yazarın bütün kitaplarını aldığını söylemişti. Fakat o zamanlar herhalde bunu bana çok eskiden söylemişti. O zaman bu kitabını da almıştı ama okumamıştı ama benim çok hatırımda kalmamış. Sevgili Hacer e bana bu kitaptan bahsetti. Okuduğunu ve çok beğendiğini söylemişti. Ben de sepete atmıştım bekletip duruyordum. Sonra işte biraz böyle stok da azalınca falan fiyatı da artmaya başlayınca aldım. Ve bu dönemde de okumaya başladım. Ee, çok çok ilginç bir kitap ama aslında bu kitabın e, ilginç belki de büyülü ya da e, hakikaten çok yüreğe dokunmasına sebep olan şey aslında yazarının hikayesi diye düşünüyorum. Yani benim için o şekilde daha anlamlı oldu. Yazar kardeşini yani abisini kaybediyor ve suçsuz yere abisinin öldürülmesine şahit oluyor, tanık oluyor. Yani birebir evet gözüyle o an olmuyor ama böyle bir acı yaşıyor. Ve bu acının üzerinden artık işte kendini, hayatını ve yaşamını sorgulamaya başlıyor. Ve bu acı e, birikiyor, birikiyor, birikiyor ve sonrasında 20 yıl sonrasında e, yaşadığı bu acıyı kurguya dönüştürerek bir roman yazıyor. O da Derviş ve Ölüm. İşte tam bu acıyı yaşadıktan 20 yıl sonra e, kitaplaştırdığı, kurgu olan ama... Tabii ki otobiyografik e, öğelerde barındıran. Neden? Çünkü e, burada da, kurguda da e, derviş olan bir adam var. Ve e, kardeşi, yani 20 yıldır dervişlik yapıyor. Artık hayatı yılla, 30 yıldır yani derviş. Hayatı işte tekkede, ibadethanede geçen e, bir adam. Adalete, işte Allah'a, e, her şeye inanan. E, son derece kurallara göre yaşayan e, bir e, adam e, yani hayatı bu yönde bunu görmüş, bunu yaşamış, bunu bilmiş, buna inanmış e, bir adam. Bir gün kurgudan bahsediyorum şu an. E, bir gün e, kardeşinin tutuklandığını e, öğreniyor. E, Allah Allah hani sebebi nedir vesaire derken ve bunları da aslında e, kendi inançları doğrultusunda ee, sebebini çok sorgulamak bilmek görmek duymak istemiyor çünkü e, belli bir hayat standardı belli bir yaşadığı inandığı bir doğrusu var yıllardır kendini tanımladığı e, bir kişiliği karakteri gerçeği yaşamı var e, sonrasında tamamen tesadüfen e, biriyle kurduğu mecburi başlarda mecburi kurduğu e, arkadaşlığı Sayesinde aslında kardeşinin tamamen masum, sebepsiz yere sadece ve sadece bir bilgi bir şeyi öğrendiği, bir şey bir haksızlığa şahit olduğu için öldürüldüğünü öğreniyor ve sonrasında tabii bütün yaşamını, her şeyini, adalet kavramını, inancını, her şeyini sorgulamaya başlıyor. Ee, yazarın kişisel hayatında yaşadığı acıyla e, kitapta kurguladığı eser e, arasında tabii ki bağlar olduğu için gerçekten çok ama çok etkileyiciydi. Hacer'e, Ayşma bunu okumama vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. E, benim için gerçekten çok çok iyi ve başarılı bir kitaptı. Herkesin de okumasını şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum diyorum. Ee, sadece bir kitap okudum. Ee, sonrasında aldığım kitaplar var. Onları göstereceğim. Bir de okumaya başladığım bir e, kitap var. Daha önce biliyorsunuz yazarın e, a -a. yazarın bir önceki kitabı. Şu an kapağı her şeyde yine gözümün önünde. Hatta adını videoyu çekmeden önce defalarca da söyledim. Şu an söyleyemiyorum. Ama ne yazıyor? Bak üzerinde yazıyor ya, Ebru Aykaç. Değersiz bir hayatın yazarı diye. Değersiz bir hayat e, kitabı e, çok böyle herkes tarafından birçok kişi tarafından sevilmişti. Daha önce Instagram'da canlı yayın vesaire yaptığım zaman işte bana sürekli değersiz bir hayatı okudunuz Hanım diye sorarlardı. E, okumamıştım e, ve bu sorulduğunda da okuyan kişiler de yayına katıldığında işte bazıları çok iyi bir kitap e, okuyun, bazıları da ya işte iyi yapmışsınız okumayarak da derlerdi çok da bilemiyorum o yüzden de sürekli bir merak içerisindeydim yazarın yeni bir kitabı çıktı Cennet'e diye okumaya başladım bir iki gün hiç kitap okuyamadım yine ama onun haricinde birdenbire 250'ye kadar gelmişim çok böyle ilgiyle ve merakla okuyorum ama 903 sayfa olduğu için bittikten sonra daha detaylıca paylaşacağım ama şu an e aslında burada tamamen e, özgür bir ülke kurulmuş, kurulan özgür bir Amerika, özgür bir ülke var ve bu özgür ülkede e, kadın erkek ayrım yapmadan işte evlilikler, e, ilişkiler her şekilde sürülebiliyor. ve bu şekilde işte çocuk sahibi olabiliyorlar. Böyle bir yaşam e, alanı var, herkesin özgür olduğu bir yerde yaşayan. Ee, bir e, oğlanın bir e, adamın hikayesini anlatıyor. Çok da severek de okuyorum ve merakla da okuyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi almış olduğum birkaç tane kitap var. Ee, onları göstereceğim. Ee, bu işte kitap fiyatlarından bir önceki videoda aslında İş Bankası Kültür Yayınlarından bahsettik. Şimdi de Yapı Kredi'ye de uğradım. Maalesef orada da öyle. Fakat o kadar aslında. Yani kötü bir durum var ki şimdi önce bir gidiyorum bir kitap almaya. Önceden 100 lirayla gidiyordum 3-4 tane kitap alıyordum. Şimdi bakıyorsun abi 3 tane kitap almak istiyorsun. 250-300 liranın altında değil. Yani bu çok korkunç bir şey. Yani doğal olarak daha seçe, seçe 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 almaya başlıyorum. Aklımda 3 tane alacağım kitap varken tam onları almışken bir bakıyorum tık başka bir kitap daha çıkıyor. Bir bakıyorum 150 lira. Korkunç bir durum. Ee, Böyle olunca da tabii yine biraz Amazon'u didikliyorum. Çünkü en son Amazon'dan pardon ne Amazon'u Yapı Kredi'den hadi bu size yeni haber olsun. işte Katanin sokağı, İza'nın şarkısı gibi kitaplarının yazarının yeni bir kitap çıktı. Abigail. İnşallah doğru söylüyorumdur. Bakın puntoları da daha büyük. Bu da sevindirici bir haber. Ama 140 lira falan civarındaydı. tabi ee, tabii indirimli yani bu normal fiyat öyle sonrasında iniyor. Ama şunu düşünmeye başladım. Şimdi bir kitap 100 lira oldu. Evet çok korkunç. Kitaplar çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı diyorum ama yani <laughs> yani eski zamanlarda biliyorsunuz bir kıvırcık maruluna kadar bu fiyatı olmuş diyen yani de bir insan olduğum için şimdi de kuru soğanın kilosu 20 lira şaka gibi 20 lira bir kilo kıymanın fiyatı 280 lira yani bu ben bilmiyorum yani o, o kadar korkunç bir durum ki yani şimdi ben kuru soğan kıyma falan ve kitap kıyaslıyor değilim tabii ki mümkün değil ama arada da işte bu hayattan da biraz serzenişte bulunuyorum yani ne, ne olacak nasıl olacak bu bilmiyorum diyorum ve geçiyorum. Evet e, oradan geçeyim bu Amazon'dan o yüzden işte bu kitapların da fiyatlarından sonra yine biraz tırtıkladım. Roland Barthes diye okuyamadığım ismini onun işte bir, bir kitabını buldum. E, ee, bu da 11 lira falan civarındaydı. Daha önce biliyorsunuz yaz günlüğü de yoktu. Bu, bu tekrar basıldı fakat bu bitmiş ve tekrar basılan fiyatların yani şu an e, aldığınız aldığınız gibi bir bu da şey gibi oldu. iğrenç ay <laughs> saçmalıyorsun Ebru. Hani böyle aldın aldın falan yapıyor. O kadar kötü bir durum ki yani. Şimdi Var olan standta bekleyen ya da atıyorum rafta bekleyen kitapların e, işte son etiket fiyatları var. Fakat o tükendikten sonra tekrar yeni basılmak istendiğinde yani en az iki katı üç katı fiyatları olacak. Bunu biliyor olmak da insanı biraz sinir ediyor. Dediğim gibi bu kitabı aldım. E, Ali Teoman'dan eşikte kitabını aldım. Bunları e, Amazon'dan aldım. Sonra geçen gün bir artık işte Serap'la buluştum. Çok bunalmıştım. Biraz dolaştık dolaşırken yapı krediye uğradım. Dediğim gibi bu yeni çıkan kitabı aldım. Abigail. Muhtemelen yanlış söylüyorumdur. Sonra orada giderken Tunal'da bir İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitapçısı var. Normalde biliyorsunuz İş Kültür Yayınları kendi kitaplarını sattığı böyle küçük küçük her böyle bazı yerlere bankanın yanına e, kendi yerlerini açıyorlar. E, fakat Tunalı'daki yerinde e, her kitaplar yani her yayın evinin kitabı var. Bildiğiniz normal bir kitapçı gibi. E, orada 7 yayınlarından çıkan son yeni birkaç gün önce bir kitabı daha çıktı. Ondan bir önceki kitabını buldum ve aldım. Bu. E, kitabı da açıkçası şöyle oldu aldım. Arkasına baktım etiket fiyatına baktım. Sonrasında internete girdim internet fiyatına baktım. Kitap zamlanmış fakat kitap evinde yeni etiketi basmayı ihmal etmişler. Öyle olunca da bazen gözden kaçabiliyor tabii ki. Öyle olunca da hemen aldım. Sonrasında DNR'a uğradım. Bu aralar işte DNR biraz bir sürü kitapta e, aldığım ikinci kitap yüzde elli diyor. Onda da açıkçası seçtiğim kitaplar almak istediğim kitaplar zaten işte bir şekilde sepetimde bekliyor. Oradan bakarak tır tıklıyorum seçe seçe işte bir gittiğimde iki kitap bir gittiğimde üç kitap falan gibi. E, aynı fiyat aralığında olan kitapları mesela 65-65 100-100 gibi aldığınız zaman çok da e, uyguna gelmiş oluyor. Mesela bak şu an aklıma geldi orada Hikmet Hükmenoğlu. Hala Hikmet Hükmenoğlu'nu okuyamadım. E, herhalde bu bir süre sonra bu işte e, Hikmet Hükmenoğlu, Murat Gülsoy, Tarık Tufan, işte Irmak Zilli. Hala onları okuyamadım. Onlara gireceğim. DNR'dan bu ikisi de aynı e, tutardaydı. E, bu kitabı zaten almak istiyordum. Metis'in çıkan e, son e, kitabı Sakar ve bu gene Livera yayınlarından sığınak. Bu aralar Livera yayınlarından birkaç kitap aldım. Almaya da devam ediyorum fakat henüz hiçbirini okumadım nedense. Ve e, Amazon'dan yine bu kolektif kitabın da e, yayınladığı bütün işte romanları olsun ya da kurgu dışı kitapları olsun. Çoğunu Takip ediyorum. Çok da severek ve beğenerek de okuyorum. E, bu kitabında da aslında gözüm kalmıştı. O zamanları almamıştım. Ama şimdi artık baktım ki artık uçuyor uçuyor uçuyor. Hemen bunu da aradan çıkartmak istedim. Müzik Beyin. Ve yine Amazon'dan aldığım bir şey de bu e, Derviş ve Ölümün yazarının kitabı Ada. Yani Ayşe'nin okuyup e, beğendiği ve ondan sonra bütün kitaplarını almak istediği, inşallah bu sefer doğru söylüyorumdur, Ada kitabı. Bu da Ketebe yayınlarından çıkmış. Sonrasında e, Kitap Yurdu'ndan 3 e, tane kitap aldım. Ee, bu üç kitabı aldığımı, yani bu aldığım üç kitabı e, söylemeden önce başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Kitap yurdu sitesiyle ilgili yaşadığım e, bir e, durumu anlatacağım. Başkalarının başına geldim, geliyor mu bilmiyorum. İlk kez benim mi başıma geldi, onu da bilmiyorum. E, şimdi bir önceki videoyu çektikten sonra birkaç gün sonra falan bu almak istediğim kitaplar vardı. iki tane üç tane. Eyüp Aygün Taşır benim çok çok sevdiğim de bir yazar. Onun kitabını görünce görmez de hemen almak istedim. İşte <laughs> sepete attım satın alacağım. Fakat tık hata veriyor. Bir daha giriyorum bir daha hata veriyor. Ne tekim alamadım. Telefonumda da mobil uygulaması var normalde sitenin. Niye onu aktif olarak kullanıyorum? Çünkü genelde baktığım ilgilendiğim kitapları vesaire sürekli orada sepetin içine atıyorum işte ya da alışveriş listesine ekliyorum bazılarını oradan alıyorum bazılarını orada bekletiyorum işte Amazon'a düştükçe Amazon'dan alıyorum ama bir tür benim için aslında hafıza gibi bir şey oluyor yani bir yerde ekran görüntüsü alıp bekleteceğime oraya e, atarak sepetin içinde oradan işte alacağım zaman alıyorum aldıkça siliyorum gibi kullanıyorum çok uzun yıllardır yani çok çok uzun yıllardır e, sonrasında işte e, alamadım alamadığım gibi de beni siteden pat diye attı. Yani nasıl attı? Şöyle attı. İşte kullanıcı adımı, şifremi, mesailemi sildi. Tekrar girmek istediğimde üye ol işte ya da gir dedi. Ben de işte e-mail'im, şifremi giriyorum. Sürekli hata veriyor. Sürekli diyor ki yani ya kullanıcı adın ya şifren hatalı ya kullanıcı adın ya şifren hatalı. Cuma günüydü hiç unutmuyorum. Evet cuma günüydü. Neyse dedim cumartesi gün tekrar deneyeyim. Herhalde dedim sitede sistemsel bir problem var. E, Cumartesi günü girdim e, tekrar kullanıcı adı şifresi giriyorum sürekli hata veriyorum müşteri hizmetlerini aradım herhalde mesai dışında oldukları için hafta sonu çalışmıyorlar e, Pazartesi günü oldu aradım yani dedim ki böyle böyle işte ben hani cuma günü bir alışveriş yapmak istedim yapamadım sonra beni siteden attı e, Fakat ben kullanıcı adıma şifremi girdiğim zaman bir türlü ulaşamıyorum giremiyorum yani bana sürekli hata veriyor e, maille de geri isteyemiyorum çünkü çok çok eskiden aldığım bir mailim vardı Yahoo mailim fakat artık onu 3-4 yıldır kullanamıyorum e, çünkü şifresini unuttum. E, o zamanlarda tabii o kadar eski almışım ki maili kurtarma maili olarak böyle şiş şiş gibi bir şeyler yazdığımız için mailim de gitti fakat kitap yurdu hesabımda o mailime bağlı olduğu için e, doğal olarak alamıyorum. Dediler ki mailinizi değiştirelim e, var mı? Evet kullandığım başka bir mail var. İşte bana şu şu bilgileri yazın. İşte mesela bir sipariş numarası, şu vesaire. Çok uzun anlatıyorum. Farkındayım. Kusura bakmayın. Bunları yazdım ve mail attım. Mail değişikliği talebinde bulundum. Ertesi gün gündüz bana döndüler. İşte mailiniz değiştirildi dediler. Mail değiştirildikten sonra yeni maille şifre istedim. Açtım Kitap Yurdu'na bir girdim. Başka bir adamın ismi yazıyor. Başka bir adamın ismi, soy ismi... başka bir adres falan. Allah Allah dedim yani ne oluyor bu benim? Ondan sonra tekrar kitap yurdu'nu aradım. Dedim ki bakın böyle böyle yani ben bunu istedim. O burada başka bir adamın ismi yazıyor. Yok Ebru hanım dedi. Cuma günü sizinle konuşan da bendim. E, o dedi sizsiniz. E, ama dedim burada başka bir sipariş verildi. Evet dedi ben onu iptal ettim. Nasıl yani dedim. Meğersem e, artık dediğim gibi bu bana mı oluyor? Başkalarına da oldu mu? Ya da oluyor mu bilmiyorum. E, birisi benim kitap yurdu hesabıma girmiş girdikten sonra da hani bu kitap yurdunda alışveriş yaptıkça bedava puan biriktiriyorsunuz o puanlarla da kitap alabiliyorsunuz ya o puanlarla kitap sipariş vermiş cuma günü 5 tane kitap almış ben de pazartesi günü arayıp ya ben böyle giremiyorum dediğimde onu benim değil bir başkasının yaptığını anlayarak o siparişi iptal etmişler puanlarımı geri iade etmişler fakat ben yani kendilerini arayıp bu kişi ben değilim niye böyle diyene kadar bana bir Allah'ın kulu da bak senin hesabına girilmiş senin puanlarınla alışveriş yapılmış biz bu alışverişi iptal ettik sonra da senin puanlarını geri iade ettik falan da demiyor hiç kimse yani e dedim ki burada başka bir yok bütün geçmiş bilgiler sizin bilgileriniz sadece son siparişi ben iptal ettim oradan siz kendi adınızı soyadınızı silin tekrar yeni adresinizi ekleyin İyi de arkadaş. Yani ben, o giren her kimse benim adresimde gördüğü... ...telefonumda gördüğü, her şeyi mi gördü. Ya bu ne kadar sinir krizi geçirebileceğim... ...saçma sapan bir durumdur. Ve bunu da bana söylemediler. E sonrasında ben tuttum. Yani tesadüfen fark ettim. Ola ki ben alışveriş yapmaya teşebbüs etmeseydim. Ya bunu niye böyle oluyor? Ya da atıyorum o an değil. Belki 20 gün sonra alacaktım. O zaman mı fark edecektim? O zaman o puanlarla birine de gidecektim. Mesela puan, kitap vesaire önemli değil. Ama benim anlayamadığım şey... Yani bu dolandırıcılık işi yani artık dünyada o kadar felaket oluyor vesaire oluyor. Yani biz burada biz derken ben kendim şahsımdan bahsetmiyorum. Yani insanlar birbirlerine destek olabilmek için evet buradan belki paylaşmıyoruz, konuşmuyoruz ama kim elinde gücünde ne varsa işte kendi aramızda bazı işte eşimizle dostumuzla yaptığımız işte kurduğumuz ittifaklar var diyeyim nasıl ittifaklar işte der ki işte ya şurada bir depremize daire varmış onun şuna ihtiyacı varmış tamam bunda bu var bunu ben alayım şunu bu. gibi hani e, yaptığımız şeyler var bir şekilde bunlarla bir şekilde gördüğümüzde daha yakınımızdakilere yakınımız derken yani gözümüzle şahit olduğumuz gördüğümüz ne burada da yanlış bir şey ifade etmiş oluyorum değil hani herkes bir, bir arkadaşın birini görmüştür birbirini görmüştür el, yani el eleyiz birliyiz bir şekilde herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışırken yani bir kitap yurdunun sitesine girip o kişinin işte puanlarıyla bedava kitap siparişi verip sonra da artık onu ne yapacak bilmiyorum satacak mı ne yapacak bu nasıl bir şeydir yani bunu, ben böyle bir dolandırıcılığı aklım <laughs> almıyor almıyor yani çok hayretler içerisinde kaldım sonrasında dedim ki ya bak böyle böyle mail attım işte böyle böyle o da dedi ki yani e, cevap yazdılar e, çok endişeliyim rahatsız oldum bu durumdan dedim dediler ki e, herhangi bir hani sistemimizde bir hacklenme şu bu vesaire bir şey yok e, bazen böyle şeyler olabiliyor ama sizinle alakalı İşte şifrenizi daha güçlü yapın İşte e, 8 karakter yapın. Yok 1 küçük 3 harf olsun, 1 büyük harf olsun. Bilmem ne olsun, vırt olsun, zırt olsun. Tedbirinizi alın. Bazen işte her sitede aynı şifreyi kullanıyorlar. Bu yüzden oluyor falan filan gibi şöyle bir mail atlar. Ben de artık uğraşmadım, peşinde bırakmadım. Enerjimi de ona harcayacak. Yani durumda değilim zaten. Yani etraf zaten çok kötü. Senle mi uğraşacağım? Diyemedim. Tabi orada bir adres ve telefon vardı. Göksel bir telefon aradı. Nedir ne değildir diyor. Yok haberim yok dedi. O da uyduruk bir numara yazılmış. Ama Sonuçta başıma böyle bir şey geldi. İşte ismi sildim. Tekrar kendi adresim girdim. Ne tekim böyle şeyler oldu diye anlatıyorum. Bilmiyorum dediğim gibi sadece bana mı oldu? Başkalarına da oluyor mu? Çünkü çok hayretler içerisinde kaldım. Yani aklımın ucundan geçmezdi. Biri senin kitap aldığın siteye girecek. Oradan işte senin puanlarında bedava 5 tane kitap alacak. Onu kendi adresine istetecek falan filan filan yani. Ya bu nasıl bir artık yani bilmiyorum kelimelerle bunu ifade edemiyorum. Her neyse başımdan da böyle bir şey geçti diyorum ve bunu kapatıyorum. Şimdi aldığım iki kitap var. Bunlardan bir tanesi bir yazar gibi okumak kitap severler ve kitap yazmak isteyenler için bir kılavuz. Ama aslında bu beni biraz bir tık, bir tık okurlukla alakalı daha çok etkiledi. Diyor ki önceden zevk için okuyorsunuz, evet okursunuz, okuyorsunuz. Fakat bu okuduğunuz yazarlar bu hikayeleri nasıl kuruluyor vesaire gibi. Yazdıkları yazı yazmanın okumak gibi bir sözcüğün her bir noktasına ne diyor işaretlerin üzerinde durarak yapıldığını keşfettim diyor. Bir dakika, pardon. Cümlenin nasıl kurulduğunun ve bilgisinin nasıl aktarıldığının, yazarın hikayeyi nasıl kurduğunun, karakterleri nasıl yaratıp ayrıntılı ve diyalogları nasıl işlediğini Öğrenin ya da bilgi sahibi olun gibi bir şey yazmış. İşte Dostoyevski, Kafka, Jane Austen, Virginia Woolf, Chekhov gibi 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 George Eliot gibi, Philip Root gibi yazarların aslında yazma metinleriyle ya da kurgularıyla oluşumlarıyla ilgili. Bundan sonra evet bu kitapları bu yazarların kitaplarını okudunuz ama nasıl okudunuz? diyor. Çok ama çok ilgimi çekiyor. Uzun zamandır da aklımdaydı. O yüzden bunu aldım. Ve sevgili nedense hala ben ona yengemiz diyorum. Eski yengemizin kitabı Ekim Çocuğu. Daha önce diğer yine Kıraathane yayınlarından çıkan kitaplarını okuyup çok çok beğenmiştim. Yengemiz diyorum. Linda. <laughs> ama eski yengemizi çok çok sevdiğim için onun son kitabı yani bizde yayınlanmış son kitabı Ekim Çocuğu'nu aldım. Ve şimdi bu yaşadığım bütün şeylerin haricinde çok e, ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Ve e, gösteriyorum. Eyüp Aygün Taşir. Benim için çok ama çok e, özel e, bir yazar. Onun yeni kitabı çıktı. Yiten Bir Aşkın Şarkısı. Şimdi. Bu kitabı gör görmez o kadar çok heyecanlandım ki hemen tık diye hemen almak istedim. Ama tabii elimde şu an bir 900 sayfalık bir kitap olduğu için yani ondan sonra okurum diye düşünüyorum. Eyüp Gün Taşir çok seviyorum. Bundan belki 3-5 yıl önce tam şu an hatırlamıyorum artık. 4 tane bir teslim kitabını okumuştum ve çok etkilenmiştim. Kendisini de bulup yazmıştım. Ya aman tanrım işte bu nasıl bir kitap falan diye. Bazen böyle çok etkilendiğim zaman dayanamayıp işte instagramda orada falan varsa hemen yazıyorum ya bu ne kadar güzel bir şey falan diye teşekkür ederim falan diye bir şeyler yazıyorum öyle bir şey yapıyorum dayanamıyorum e, Eyüp Aygün gün de dört tane bir teslim kitabından gerçekten çok etkilenmiştim okumamışsanız mutlaka eğer okuyun ondan sonrasında Sabit Alem Mahallesi diye bir e, kitabı çıkmıştı o tamamen dört tane bir teslimden çok çok farklı bir e, işte hikaye kurgu ve kitaptı onu da okudum. Eyüp Bey zaten Instagram'da normalde aktifti. Okuduğu beğendiği kitapları da bakıp yani gördüğüm zaman onları da zaten okumuştum ve çok beğenmiştim. Okur olarak da çok takdir ettiğim biriydi. Di di derken hala öyle. Fakat sadece şu an herhalde birkaç yıldır yok. En son e, Harvard Üniversitesi'ne e, öğretim görevlisi olarak gitmişti. Orada birkaç paylaşım yaptığını da görmüştüm. Ondan sonra da haberim yok. Şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bu kitabı yıllar evvel rüyamda gördüm. Evet. <laughs> Kadını iyice sıyırdı falan diyebilirsiniz çok net. Bunu söylüyor olabilirsiniz. Yani evet hakkınızdır da. Eyüp Aygün Taşir'in Sabit Alem Mahallesi kitabını okuduktan sonra ben Eyüp Bey'i rüyamda gördüm. Ee, Eyüp Bey bir, bir kitap yazıyordu ya da bir, şu an hatırlamıyorum o an kendisine yazmıştım. Bir aşk hikayesi vardı. Ve ertesi gün dedim ki ya Eyüp Bey size çok saçma sapan çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben sizi rüyamda gördüm şöyle şöyle bir durum vardı böyle böyle bir aşk vardı gibi. Yani iki karakterden vesaire, yani bir... E, bir aşk hikayesi gördüm ya da işte böyle bir şey gördüm söyledim. Bana da şöyle bir şey yazmıştı. Yani as e, çok ilginç Ebru Hanım. Evet, e, bir e, aşk hikayesi yazıyorum daha doğrusu aklımda kafamda böyle bir e, hikaye ve bir kurgu var. İşte fakat daha tam e, oluşmadı. Yani var ama işte bitmedi daha henüz yazıya dökmedim. Şu an çok böyle o kadar eski az 3 yılı vardır. O yüzden yalan yanlış bir şey söylemek istemediğim için e ee, Öyle bir şeyler söyledi fakat dedi ben dedi işte hani onu yazacağım ama işte 3 yılı vardır dedi. Böyle de bir konuşmamız olmuştu. İşte bence bu kitap o kitap. Ben bu kitabı rüyamda gördüm. <laughs> ya yani tabii ki kurgusu hikayesi mesela öyle bir şey görmedim. Ee, ama bir aşk hikayesi bir kadınla adamın bir sahnesini görmüştüm ve bunu anlattığımda da e, aklında böyle bir hikaye olduğunu ve bunu yazacağını söylemişti o yüzden çok ama çok heyecanlıyım böyle de işte belki de saçma sapan ama benim için çok anlamlı bir hikayesi var Eyüp Aygün Taşir çok seviyorum yazdığı her şeyi çok beğeniyorum birkaç yıldır, üç yıldır belki de en son işte dediğim gibi Harvard'a gittikten sonra birkaç paylaşım yaptıktan sonra belki hala vardır ben görmüyorumdur. Ee, ama onun da yeni kitabı çıktı dediğim gibi aldım. İnşallah bunları okuyacağım. Şu anda da bunu okuyorum. O kadar konuştum herhalde. Bir sürü şey söyledim bıdı bıdı bıdı. bıdı. Ne diyoruz? İşte biraz kafa dağıtma videosu diyorum bunlara. Artık bu saatten sonra çektiğim videolara. Çünkü kendim için de Öyle düşünüyorum. Eskiden beri her zaman e, iyileştiğim, şifa bulduğum yer her zaman kitaplar vesaireydi. Son 7-8 yıldır da YouTube e, benim için e, bir şifa kaynağı. O yüzden e, inşallah e, birbirimize iyi geliriz diye düşünüyorum. E, acılarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz ve unutmayacağız diyorum. E, baharlar gelecek e, diyorum. E, i̇nşallah... Güzel günler göreceğiz diye umut ediyorum. Ee, yaşanan hiçbir şey ama hiçbir şeyi asla ve asla unutmayalım diyorum. Ee, kendinize olabildiğince iyi bakmanızı temenni ediyorum. Bir de sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.